Sahip yatırımdan herkese günaydın. Bugün 11 Ocak Çarşamba. Ben Serdar Pazı. Sabah bültenimizde birlikteyiz. Dün itibariyle bakıldığında Fed Başkanı Powell'dan gelen açıklamalarda para politikasına ilişkin belirgin bir detayın olmaması Fed'in sıkılaştırmada sona yaklaştığının bir sinyali olarak algılandı ve genel olarak piyasalar buna iyi reaksiyon verdi. Amerika'da toparlanma çabası görüyoruz. Sabah itibariyle Asya'da da Çin'in karantina önlemlerini gevşetmesine paralel olarak iyimserliğin devam ettiğini söylemek mümkün. Amerikan vadeli endeks kontratları ise yatağa yakın bir seyir içerisinde. Gene Dünya Bankasından ve Goldman Sachs'tan ekonomik tahminler vardı. Burada Dünya Bankası'nın ve Goldman Sachs'ın Avrupa için artık bir resesyon öngörmediği 2023 yılına ilişkin dikkat çekti. Ama İngiltere'de resesyonun bir süre daha devam edebileceğine ilişkin gene Dünya Bankasından bakıldığında tahminler var. Dünya Bankası Türkiye ilişkin de büyüme tahmininde sınırlı bir aşağı yönde revizyona gitti. Genel olarak içeride ekonomistlerin %4'e yakın sayan ekonomik tahminlerinin yanında Dünya Bankası, IMF ya da yabancı yatırım bankalarının daha %3 civarı şekillenen bir 2023 yılı Türkiye büyümesi tahmin ettiğini görüyoruz. Borsa İstanbul'a baktığımızda ise gene sert bir satış yaşandığını gördük. %3'ün üzerinde bir satışla birlikte 5000 seviyesinin altında endeks kapanış gerçekleştirdi. Sektörel bazda bakıldığında mali sektör, sınav sektör, bankalar, holdingler hemen hemen her tarafta %3 ve üzerinde geri çekilmeler yaşandığını gördük. Buna mukabilde de otoriteden açıklamalar geliyor. SPK'dan piyasa bozucu işlemleri yakından takip ettiklerini ve böyle bir durum saptadıkları halinde e, ağır cezalar vereceklerine dair bir açıklama var. Borsa İstanbul'dan gelen açıklamada ise devre kesici uygulamayası alındığında ise Direkt şekilde açığa satışta yukarı adım kuralının otomatik olarak devreye gireceği burada belirtiliyor. Dolayısıyla hatırlanacağı üzere Ukrayna-Rusya Savaşı döneminde de Eylül ayı dahilinde vadeli piyasalarda yaşanan volatilite esnasında da buna benzer açıklamalar, kurallar gelmişti. Dolayısıyla otoritenin de bu noktada belirli bir yanıt verdiğini görüyoruz. İçeride dolar kurunda 18.77 seviyesindeyiz. Çok önemli bir değişiklik yok. Euro kuru 20'nin üzerine iyice yerleşmiş durumda. Yodlar Partisi 1.07'li seviyelerde Amerikan 10 yıllık tabi faizlerine sınırlı bir toparlanma var. Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 500'ün üzerinde kalmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'a teknik olarak bakılacak olursa tabii 5000 seviyesinin altında biraz daha satış baskısı devam eder mi? Son günlerde deyip geri geldiği 4950-5000 aralığında tabii kapanış bazında daha önce görmemiştik. Yani seans içi deyip tekrar yukarıda kapatmayı başarmıştı. Bu sefer Dolayısıyla biraz daha 5000'in kapatması kısa vadeli gördüğümü bozmuş durumda. O yüzden 5300-5350 bandı aşılmadıkça ki orası da biraz yukarıda kaldı takdir edersiniz. daha aşağıda bir ara direnç olarak 5150 seviyesi takip edilebilir. Buralarda kalındıkça biraz daha defansta kalmak ve satış baskısı daha derinleşebilir mi? Bunu takip etmek gerekiyor. Genel olarak yabancı yatırımcının borsaya çok sıcak bakmadığını ve çeşitli hisselerde hali hazırda az olan pozisyonu bile daha da azaltma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yeni gelen halka arzlar da burada tabii bir sınırlı yerli yatırımcının toplam borsa ilgisi var. Dolayısıyla mevcut halka arzlar için kaynak oluşturmak adına ellerinde bulundukları pozisyonlardan çıkış yaptığı ve gene endekse çok yakın süredir yatırım yapan, finansal kuruluşların nispeten düşük olan kitlenin de bu sert volatilite esnasında paniğe kapılarak satışları daha da ivme kazanması gibi bir durum burada takip ediliyor. Şimdilik bizden bu kadar. yatırımından herkese iyi seanslar, iyi günler diliyoruz.